satış mağazası Beard Market ve Chico TV, Avustralya Türk Kanalları platformu sponsorluğunda Avustralya ve Dünya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 5 Temmuz Pazartesi. Pratisyen hekimler bugünden itibaren Pfizer aşısı uygulamaya başlıyor. Sağlık Müsteşar Yardımcısı Michael Kitt, ülke genelinde bazı pratisyen hekimlerin Pfizer aşısı uygulamaya başlayacağını açıkladı. Pfizer aşıları 40-59 yaş arası kişiler dahil şartları uygun hastalara 500 pratisyen hekim kliniğinde uygulanacak. Profesör Kit, bu ay 800 pratisyen hekim kliniğinin daha Pfizer'ın yanı sıra AstraZeneca aşısı uygulamak üzere hizmet vereceğini duyurdu. Avustralya'da çocuklar 2022 yılına kadar COVID-19 aşısı olmayacak. Her ne kadar Delta virüs dalgasının gençler arasındaki enfeksiyon riski daha fazla olsa da, Avustralya'da okula giden çocuklar 2022 yılına kadar koronavirüs aşısı olmayacak. Avustralya'da Pfizer aşısı 16 yaşının üstündekiler, AstraZeneca aşısı ise 18 yaş ve üzerindekiler için uygun olarak onaylandı. Kamu Sağlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Michael Kit, güncel bilgilerin paylaşıldığı dünkü Covid-19 toplantısında çocuklar için uygun aşımız yok dedi. Profesör Kit, bütün dünyada daha genç insanlar için güvenli ve uygun aşıların bulunması adına yapılan araştırmalar devam ediyor. Bu konuda bir tavsiye alıncaya kadar beklememiz gerekiyor. Tedavi amaçlı kullanılan malzemeleri araştıran ekibin işini yapmasını ve belli yaş grubundaki insanlar için güvenli bir aşı bulmasını beklemeliyiz ifadelerini kullandı. Melbourne'ün kuzeybatısına büyük bir hastane inşa edilecek. Melbourne'ün en hızlı büyüyen kesimlerinden biri sonunda 10 yıllardır süren kampanyaların neticesinde kendi hastanesine kavuşacak. Eyalet hükümeti komşu Kobilbank semtinde bir hastane inşa edileceğini duyurdu. Gelecek yıl inşasına başlanacak kurumun 2026-27'de tam olarak faaliyette olması bekleniyor. Hastanenin açılmasıyla Melton sakinleri de en yakın hastaneye ulaşmak için yoğun trafik olmayan saatlerde dahi 45 dakika yolculuk yapmaktan kurtulmuş olacak. Victoria'lılara daha yıllarca maske takabilecekleri uyarısı geldi. Ancak iş çevreleri politikada değişiklik talep ediyor. Maske kuralları gevşetilene kadar çalışanların ofislerden uzakta kalacağı belirtiliyor. Mikrobiyolog Profesör Brandon Krep, kapanmalar olmadan açık sınırlarla yaşamak istiyorsak yıllarca daha maske takılması gerektiğini savundu. İş çevreleri ise bu uygulamanın ekonomiye zarar vereceğini, çalışanların maske sebebiyle ofislere dönmeyeceğini söylüyor. Konu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Martin Foley de salgınların %25'inin iş ortamlarından kaynaklandığını dile getirdi. Avustralya'yı sarsan cinsel taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi. Eyaletin İşçi Partisi lideri istifa edecek. Tazmanya'nın İşçi Partili muhalefetinin lideri David O'Brien, 10 yıl kadar önce bir kadını cinsel taciz ettiği suçlamasının ardından istifa ediyor. Parti içi soruşturma sonucunu beklerken geçen hafta açığa alınan O'Brien, gelecek parti toplantısında istifa edeceğini açıkladı. Profesör Doktor Uğur Şahin Türkiye'de normalleşme için tarih verdi. Sabancı Üniversitesi 2021 mezuniyet töreninde Biontech firmasının kurucuları Profesör Doktor Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci onur konuşmacıları olarak programa video konferans yöntemiyle katıldı. Şahin programda yaptığı konuşmasında normal hayatlarımıza döneceğimizden eminim aşılamanın pandemiyi kontrol altına alma konusunda yardımcı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla herkesin aşılanması çok önemli. Bu muhtemelen 3-4 ay içinde Türkiye'de de gerçekleşecek. Böylece hem enfeksiyonu kontrol altına alabileceğiz, hem de hastaneye yatış oranlarını azaltabileceğiz ve normal hayatımıza devam edeceğiz dedi. Mehmet Aydın, Mali Şube'de gözaltında. Kurucusu olduğu çiftlik bank aracılığıyla on binlerce kişiyi dolandırdığı öne sürülen Mehmet Aydın, São Paulo Başkonsolosluğuna teslim olmasının ardından Türkiye'ye getirilerek İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Kırmızı bültenle aranan Aydın, havalimanındaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre 30 yaşındaki Aydın 4 gün gözaltında tutulacak. Kıbrıs'ta ölümcül orman yangını. Kıbrıs'ın güneyinde çıkan orman yangınında 4 kişi hayatını kaybetti. Cumartesi günü başlayan yangında onlarca ev zarar gördü. Birçok yerleşim yeri boşaltıldı. Yangınla mücadele çalışmalarına destek amacıyla Yunanistan, İsrail ve İtalya yangın söndürme uçaklarını Kıbrıs'a gönderdi. Kuzey Kıbrıs yönetimi de talep geldiği takdirde destek vermeye hazır olduğunu bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü'nden Delta varyantı uyarısı. Aşılar geride kalıyor. Delta varyantının yayılması ile ilgili bir açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yavaşlık Delta varyantının yayılmasına sebep oldu. Bu durum milyonlarca insanın yaşamını riske attı. Aşıların paylaşılması varyantların gerisinde kalıyor. Delta varyantı şu an en az 98 ülkede tespit edildi dedi. Dünya liderlerine de çağrıda bulunan Gebreyasus, bütün ülkelerdeki nüfusun en az %10'u Eylül ayının sonuna kadar aşı olmalıdır. Bunun sebebi de kırılgan insanlar ve sağlık çalışanlarını korumaktır. Delta varyantı tehlikeli, evrim geçiriyor ve mutasyona uğruyor. Delta varyantı çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Dünya koruyucu maske, eldiven, oksijen, Covid-19 testi, ilaç ve aşıları paylaşmalıdır ifadelerini kullandı. Brezilya'da aşı alımında yolsuzlukla suçlanan Bolsonaro'yu protesto dalgası. Brezilya'da devlet başkanı Bolsonaro ve üst düzey yetkilileri hakkında koronavirüs aşısı alınmasına yönelik anlaşmada yolsuzluk yaptıkları suçlamasıyla soruşturma yürütülmesine izin çıktı. Bunun üzerine dünyada salgın nedeniyle en fazla can kaybı yaşanan ikinci ülkede protesto dalgası başladı. Bolsonaro başta Brezilya olmak üzere yurt dışındaki birçok ülkede protesto ediliyor. Güncel döviz kuru ise şöyle, bir Avustralya doları 75 Amerikan sentinden, 6 lira 54 kuruştan ve 63 euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince, Canberra 12, Sydney 17, Melbourne 14, Adelaide 14, Brisbane 20, Perth 17, Darwin 30, Hobart 11 derece olması bekleniyor. Yarın yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.